Evet, sosyal medyayı vatandaşlarımıza sorduk. Sosyal medyanın belki çok yararı olabilir ama bir o kadar da zararı var. Vatandaşlarımız da yanlış bilgi kaynağı olan sosyal medyanın zaman zaman çok zararlı olduğunu savunuyor. Son zamanlarda sosyal medyada yanlış haberler paylaşılıyor ve sosyal medyada paylaşılan yanlış bilgiler sebebiyle halkımızda herhangi bir konu, siyaset, spor fark etmiyor, ekonomi yanlış yönlendiriliyor. Bu yanlış bilgi kirliliğiyle ilgili neler söylersiniz? Sosyal medyadaki bilgi kirliliğinin sebebi zaten halkımızın bu noktadaki bilinçlendirilme noktasında. Genel itibariyle tam manasıyla gerçek bilgiye ulaşması sıkıntılı olabiliyor. Çünkü farklı halkın tepkilerini ölçmek adına ya da halkın herhangi bir konudaki bilgisizliğini tartmak adına farklı yöntemler kullanılabiliyor. Sosyal medyada bilgi kirlilikleri oluyor. Yanlış bilgiler paylaşılıyor. Ve vatandaşlarımız da bunlara inanıyor. Neler söylersin bu konuyla alakalı? Gibi yanlış bilgiler. Herhangi bir konuda. Ama herhangi bir konuda bir yanlış bilgi dediğin zaman detayına girmen lazım yani. Hangi yanlış konuda yani bilgiler veriliyor onu öğrenelim önce yani. Mesela bir vatandaş kulaktan dolma bir bilgiyle en basit futbol diyelim transfer haberi verdi. Ve bu da toplum içinde tartışmalara sebep oluyor. Mesela taraftarlar arasında. Bu zaman zaman siyasetin de içine giriyor mesela. Bu konuyla ilgili soru. Ya insanların o bilgi dağarcığına dayanıyor yani şimdiki. Yani herkes her şeyi bildiği için veya öyle zannedildiği için herkes kendine göre yorumlar yapıyor. Tabii yanlış bilgiler de olacaktır, doğrular da olacaktır. Yanlışlar olmasa zaten doğrular olmazdı. Hani iyi ile kötü gibi yani kötü olmasa iyinin kıymeti bilinmezdi derler ya o tarzda bir şey yani. Yanlış bilgi yani toplumun şöyle diyeyim genelinde eğitimin o alt tabaka dejenere olduğu dönemlerden biz geçiyoruz. Hani eskiden şöyle bir şey vardı. Peygamber Efendimiz'in döneminde cahiliye dönemi vardı. Ha ben bu dönemi de şimdi modern cahiliye dönemi olarak yorumluyorum. Yani o tarzda yani. Her şeyi kulaktan dolma, araştırmadan, soruşturmadan, yani bilginin temeline, ana kaynağına inmeden kendi kendimize yorumlar yapıyoruz. Eleştirmek çok kolaydır. Yani insanları eleştirebilirsin. Tabii ki eleştirede her zaman açık olacağız. Ama önemli olan da araştıracağız, soruşturacağız. Temelde öz kaynaklı bilgileri öğreneceğiz. Ondan sonra eleştireceğiz yani insanları. Toplum olarak şöyle diyeyim. Artık şöyle son dönemlerde baktığın zaman şeye döndük. Kutuplaşmaya döndük. İnsanlar kutuplaşıyor. Sevginin, saygının olmadığı bir toplumda hiçbir zaman hani ilerlemek mümkün değil. İnsanların birbirine böyle hani samimi ortamlar diyoruz ya o ortamlar çok içten gelerek değil de böyle yüzeysel maddi açıdan maddiyatın ön plana çıktığı her yerde de toplumlar zaten dejenere oluyorlar yani. Şu anda da o toplum içerisinde gidiyoruz. Her şey maddiyata dayandırılarak insanlara empoze ediliyor. Hani siyasi diyorsunuz ya yani insanlar artık şeye döndük yani partiler de artık takım tutar gibi oldu. İnsanlar oy verdiği partiyi dahi araştırmadan yukarıdan hani böyle denizin ortasına bir taş atarsın ya o dalgalar böyle insanlar da o şekilde dönmüş yani dalgalar gittikçe büyüyor. Yani işte Türkiye iki tarafta şu anda şöyle diyeyim ben kutuplaşmaya çalıştırılıyor yani. Bu siyasi açıdan şöyle diyeyim biraz da başkanlık sistemine geçiyoruz ya o başkanlık sistemi Amerika'dan Türkiye'ye empoze edilmiş bir sistemin uygulanması Türkiye'de yapılıyor yani. Hani burada oradaki parti vardı Demokrat Parti, Cumhuriyet Parti. Burada da şu anda şöyle diyeyim iki kutup oluşturulmaya çalışılıyor. Yani sağ sol veya işte AK Parti'nin içindeki ve altındaki şeylerle karşı taraf şekillendirilmeye çalışıyor. Bu da çok bizim toplumumuza göre bir sistem değil yani. O açıdan da yukarıdakiler bunu herhalde gözetmeler lazım ama şöyle bir şey olduk.
genelde hani kahve kültürü bir siyasi yapımız oluştu. Hani her tarafta kim olursa olsun bugün televizyonlara çıkıyor. Şu mikrofonu eline aldığı zaman olay çok farklılaşıyor yani. O açıdan age kültürümüz oldu bizim. Yani ben Cumhurbaşkanımızı eleştirmiyorum ama bu toplum artık onu benimsedi yani. Hani biraz önce dediniz ya kulaktan dolma olaylar. Kahve kültürü, eğit diyoruz. İnsanlar artık iyiyi de alkışlıyorlar, kötüyü de alkışlıyorlar. Neyi alkışladıklarını bilmiyorlar yani. Şunu soralım, Türk toplumunda sosyal medyanın önemi nedir? Ya da sosyal medya Türk toplumuna ne gibi katkılar, ne gibi zararlar verir? Vallahi herhalde şey gibi yani bu insanı hani ipten alır ipe verir derler ya o tarzda bir şey. Yani sosyal medyayı bugün eline geçiren, gücünü kullanan herkes Türkiye'de tavan yapmıştır. Bu geçmişte siyasi açı böyle medyanın çok üzerinde. Herkes kendi medyasını kuruyor yani. Eskiden işte Türkiye'de Doğan grubu vardı. Şimdi bakıyorsunuz işte Turkuaz grubu var, bilmem ne grubu var. O açıdan da yukarıdakiler kendi medyasını kendi oluşturuyor. Bu şey diyor hani senarist gibi yani filmin şeyini yazıyorlar ama oynayanlar, figüranlar her şey farklı farklı yönlendiriyorlar. Bu tarzda gidiyor yani. Sosyal medyada bilgi kirliliği oluyor. Yanlış haberler paylaşılıyor. Vatandaş bazen de yanlış yönlendiriliyor. Neler söylersiniz bunlarla ilgili? Bunu aslında kirlilik için hepimiz el birlik olmamız lazım. Fakat ben de bir de misafir olduğum için fazla bilgi veremeyeceğim. Kusura bakmayın. Nerede misafirsiniz? Ben şu an burada misafirim. İşte yola çıkacağım birazdan. Nereye gidiyorsunuz abi? Bitlis'e gideceğim. Bitlis'e. Bitlis'te sosyal medya yok mu? Ya bu kadar yok yani. Bu arada bu kadar yok. Kullanıyor musun? Ya valla kullanmıyorum. Peki yanlış bilgiler veriliyor bazen. Bununla ilgili neler düşünüyorsunuz? Yani çocuklarımız kullanıyor, büyüklerimiz kullanıyor ve bazen vatandaşlarımız yanlış yönlendirilebiliyor. Ne gibi mesela kullandıkları, ne kullanıyorlar onu demek istiyorum. İnternet. Ha, internet. Yanlış haberler oluyor bazen. Ben kendim internet kullanmıyorum, anlamıyorum da. Tabii şimdi bizim yaşımızda, artık yaşımız geçti. Bu şey artık gençlere kalmış. Gençler her haliyle her şeyi yapabiliyorlar rahatlıkla. Topu gençlere attım diyorsun. Eyvallah yaşlılar anlamaz da baba bu işte. Şimdi işi gerçeği konuşmak lazımsa öyle. Eyvallah. Size soralım abiciğim. Sosyal medyada bazen yanlış haberler, yanlış bilgiler paylaşılıyor. Ve çok çabuk da yankı bulabiliyor. Bu gelişmelerde bazen vatandaşlarımızı fikir yönünden etkileyebiliyor. Neler söylersiniz? Vallahi bence şu andaki gençliğin durumu da gerçekten bütün iyi değil. Hiç iyi değil. Sebebini söylersen şu anda gençliğimiz bu internet sosyal medya yüzünden tamamen bozuldu. Ben sonlarını da iyi görmüyorum ama devletin de buna bir önlem almasını gerekiyor. Ben Akit TV hastasıyım. Her sabah seyrederim haberlerinizi. Eyvallah çok güzel. Gerçekten söylüyorum. Sabah vatandaşlarımızın hastası. Kesinlikle. Sunucumuzun ismi neydi? O sabahlar haberleri sunan bir abimiz var ya. Ahmet Bey. Ona hastasıyım. Ona da çok selamlarımı söyleyin. Aleyküm. Allah başarılar dilerim. Tamam. Peki şunu söyleyelim size. Sosyal medyada mesela haber okuyorsunuz. Bazen bu haberler yanlış çıkabiliyor. Neler hissediyorsunuz? Kendinizi mesela kandırılmış gibi hissediyor musunuz? Şöyle bir şey söyleyeyim. Yani gerçekten söylüyorum. Yani belki iyi tarafları da var. Kullanıcı yani gençlerimizin önünü açmak için ama buna da bir kısıtlama getirmeleri lazım. Çünkü gerçekten gençliğimizin şu anki sosyal medya yüzünden gerçekten bakıyorum çevremizdeki gençlere bakıyorum gerçekten iyi yolda değiller. Ben önerim şudur yani babalara da annelere de söyleyeyim. Bazı da şey vermesinler yani prim vermesinler. Gerçekten üzülüyorum yani. Benim de çocuğum var şimdi. Mesela gece saat 2'lere 3'lere kadar sosyal medyada telefon... Al abi telefonu. Alayım derken ama nasıl alayım? Şimdi o zaman da ne oluyor? Şimdi bir baba kötü baba oluyor. Abi kötü abi oluyor. Anne kötü anne oluyor. Şimdi öğüt yapsan veriyorsun. Yapsan suç, yapmasan. Tabii ki. Öğüt de veriyorsun. Diyorsun ki ya bak bu senin geleceğin için belki iyi yönleri de var ama sen bunu iyi yönde kullan. Olursan iyi yönü var ama. Ama yarın bir gün bunun önüne geçemediğin zaman ne yapacaksın? Ya gerçekten ben hani için fazla da bir şey de söylemiyorum ama. Siz sosyal medya kullanıyor musunuz? Ben kullanmıyorum. Ben 26 senedir telefon kullanıyorum. Mesaj yazıyorsun. Daha bilmiyorum. Yani hiç önem vermedim onlara ben o kadar. Eksikliğini gördünüz mü? Gördüm tabii ki canım. Şimdi bazen böyle bir şey oluyor. Lazım oluyor. Gidiyorum sana başvuruyorum. Öbürküne başvuruyorum. İhtiyacım olduğu zamanlarda oluyor. Destek alıyorum. Tabii ki destek oluyorum yani. Peki çağrın var mı abi?
ya çağrım olarak yani ne diyeyim abi, vallahi iyi yönde kullananlara herkese mesajı da bilmem çağrıyı da diyorsun. mesela darbe girişimi olmuştu. Bu böyle gruplaşmalarda vesaire ya da ekonomik siyasi baskılarda sosyal medya önemli bir etken. Yani dediğim gibi genel halkın reflekslerini ölçmek adına ya da halkı farklı yönlere çekmek adına bilgi kirliliği genel itibariyle sağlanan bir şey. Dış güçler tarafından da yapılıyor olabilir aslında. Ya dış güçler değil. Bu halkımızın içerisinde aslında yıllarca veba şeklinde bir araya gelmiş insanların oluşturmuş olduğu bir şey. Dönem dönem her dönemin kendine göre vatan hainleri olabiliyor. Bu vatan hainleri dış güçler değil, tamamen bizim içerimizdeki insanların oluşturmuş olduğu bir olay. Sonuçta dış güçler bu içimizdeki var olan toplumdaki ayrılıkçı ya da toplumda vatan sevgisi, Allah sevgisi ya da herhangi bir şekilde insan sevgisi içerisinde barındırmayan insanları bir şekilde kullanıyorlar maşa şeklinde. Yani bu bilgi kirliliği aslında bu küçük bir kitleyi kapsıyor ve küçük kitlenin yönlenmesine sebep oluyor. Yoksa ben halkımızın ya da yani 80 milyonun bu bilgi kirliliğine inandığını düşünmüyorum. Bu fıkhi konularda da aynı şekilde. Ya da efendime söyleyeyim vatanı ilgilendiren, güvenliğimizi ilgilendiren, halkımızı ilgilendiren herhangi bir konu bilgi kirliliğiyle yönlendirilmeye çalışıldığında çok sıradan bir olay şeklinde şey yapabiliyor. Şişirilmiş bir konu. Yani gündemimizi bir şekilde şişiriyorlar. Bir şekilde yönlendirmeye çalışıyorlar diye düşünüyorum. Çok teşekkürler abi. Evet. Sosyal medyada bazen yanlış bilgiler paylaşılıyor. Vatandaşlarımız ister istemez yanlış yönlendiriliyor. Herhangi bir konu gözetmeksizin. Yani bu siyaset de olabiliyor, spor da olabiliyor. Değişkenlik gösteriyor. Siz böyle bilgi kirliliği görünce, yanlış haberler okuyunca neler hissediyorsunuz? Sinirleniyorum. Ya. Çok sinirleniyorum ya. Yani başka ne diyeyim yani? Çok sinirleniyorum yani. Gereksiz yere insanı inanan da oluyor, inanmayan da oluyor ama bu toplum içinde de zaman zaman özellikle sosyal medyanın etkili olması sebebiyle çatışmalar da oluşturabiliyor açıkçası. Doğru söylüyorsunuz, doğru söylüyorsunuz. Ne yapmak lazım? Ya biraz insan dürüst olması lazım. Önce kendini, ondan sonra başkalarını düşünmesi lazım yani. Önce kendini, sonra başkalarını düşünmesi lazım yani. Çünkü öyle bir yalan şey ona söylense söz hoşuna gider mi? Gitmez. Onun için de biraz ciddi olması lazım yani. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet, sosyal medyada bazen yanlış bilgiler paylaşılıyor ve vatandaşlarımız yanlış yönlendirilebiliyor. Sen neler hissediyorsun ya da denk geldi mi sana hiç? Bana hiç denk gelmedi açıkçası. Sosyal medyanın bütün haberlerini doğru buluyor musun? Doğru bulmuyorum. Sosyal medyayla da içli dışlı fazla değilim. Sen neler söylersin? Çalışmadığın yerde abi senin. Bilmem. Sosyal medya kullanıyor musun? Evet. Ne takip ediyorsun mesela sosyal medyada ya da neler yapıyorsun? Hangi mecralardasın? İsim neydi efendim? Nazar. Nazlı mı Nazan mı? Nazar. Nazar. Bilemedik, üçüncü şık diyoruz. Evet. Nazar Hanım, sosyal medyada hangi mecralardasınız acaba? Bilmem. Ne kullanıyorsun sosyal medyada? Instagram. Peki ne amaçlı kullanıyorsun? Bir ünlüleri falan takip ediyorum genelde. Ünlüleri? Şeyma Subaşı'nı takip ediyorum. Sosyal medya kullanıyor musun? Bazen kullanıyorum, bazen kullanmıyorum. Ne yapıyorsun bazen abi? Onu soralım sana. Valla... İnternette ne yaparsın? Dini konulara bakarım. Dini konu. Diyanetin... Çok güzel. Diyanetle ilgili. Şöyle bir durum söz konusu Türkiye'de özellikle. Sosyal medyada insanlar bazen yanlış yönlendirilebiliyor. Yanlış haberler okuyorlar. Yanlış bilgiler alıyorlar. Neler söylersin bununla ilgili? Yanlış yanlıştır. Doğrusunu öğrensinler. Ya da bazen vatandaşlar yanlış yönlendirilebiliyor. Spor, siyaset, ekonomi fark etmiyor. Bazı bilgiler yanlış. Bu konuyla ilgili neler söylersin? Hiç vaktim olmuyor ki abicim be. Yani iş hayatı biliyorsun. Yani telefonla elimizi alıp internete bile girmeye şansımız olmuyor ki.
Yani, sosyal medyayı Türkiye üzerindeki etkilerini konuşacak olursak neler? Yani yanlış yönlendirme varsa tabii ki hatalı. İnsanların yanlış yönlendirmesi. Zaten Türk toplumu toplum olarak okuyan bir toplum değil. Araştıran bir toplum değil. Hele bir de araştırmayıp da sosyal medyada yalan yanlış şeylere gidiyorsa iş daha çok sıkıntıya gidecek. Yani benim söyleyeceklerim bu olur. Çağrım var mı? Yani gençlere okumalarını tavsiye ederim, araştırmalarını tavsiye ederim. Bilinçli toplum olursak daha iyi olur bence. Çok teşekkürler abiciğim. Teşekkür eyvallah. Sosyal medya kullanıyoruz. Evet, kullanıyorum. Sosyal medyada bilgi kirlilikleri oluyor. Ne düşünürsün bununla ilgili? Bayan olarak sana bunu yanlış yönlendiriliyoruz. Bir genç olarak da böyle. Sen kullanıyor musun? Evet. Ne yapıyorsun sosyal medyada? Daha çok Instagram'da falan takılıyorum. Hani arkadaşlarımla falan öyle. Yani fotoğraf paylaşımı. Peki bilgi alımını yapıyor musun? Yani evet. Hani ders olarak falan yapıyorum. Peki sosyal medyada yanlış haberler görünce ne düşünüyorsun? Doğru olduğunu biliyorsun. Ama haber yanlış. Yani bizim de kafamız karışıyor. Yani doğrusunu bildiğimiz halde yanlış olarak yönlendiriliyor. Kaç yaşındasın? 15. 15? Evet. Ailenin peki tutumu nasıl senin sosyal medya kullanımına? Karşılar tabii. Telefon düşmüyor elimden. Hani onların yanına da gitmiyorum. Bunu bilmen de güzel. Evet. Yine de elimde telefon. Öyle hani onlarla falan diyaloğa girmiyorum fazla. Her akşam odamdayım çünkü. Onlar da istemiyor. İlla sosyal bir gençsin. Evet biraz. Peki son olarak şunu soralım. Senin karakter yapını, ahlaki yapını sosyal medyanın bozduğunu düşünüyor musun? Evet, etkiliyor. Nasıl etkiliyor mesela? Ya mesela hani bir arkadaş ortamına giriyoruz değil mi? Hani konuşmamız falan gerekiyor. Hiçbirimizin elinden telefon düşmüyor. Hani bir şey soruyor, ters cevap veriyoruz etkilediği için. En yakın arkadaşım cep telefonum diyorsun. Yani gibi. Peki çağrın var mı? Mesajın var mı? Ailelere, arkadaşlarına, sosyal medyada yanlış yönlendirilen vatandaşlarımıza. Kötü bir şey olacak ama telefonları almayın. Öyle diyeyim. Çok teşekkürler. Sosyal medyada bazen yanlış bilgiler paylaşılıyor. Siz özellikle gençlerimiz ve çocuklarımız yanlış yönlendirilebiliyor. Neler söylersin? Böyle şeyler sana denk geliyor mu? Geliyor. Aslında mesela yanlış gördüğün zaman çoğunlukla şikayet yazı var. Ona basıyorum. Hani genellikle öyle oluyor veya sayfadan çıkıyorum, engelliyorum sayfayı. Mesela dolaşıyorum annem yanında veya bir ne bileyim otobüste gidiyorum telefonla oynarken Instagram'da falan. Sapık bir şey çıkıyor, açık bir fotoğraf çıkıyor mesela. Kadınlar yanlış anlıyor, bu sapık mesela. Öyle durumlar genellikle çok oluyor. Yani çok... Senin ahlakın bozuluyor mu sosyal medyada? Tabii abi mesela ahlakın bozuluyor değil. Bilme gibi bir durum oluyor. Hani öyle söyleyeyim. Yani yönlendirme diyelim aynen, ona. Aynen. Çocuklarımızı o tarafa doğru yönlendir. Aynen o sayfalar. Genellikle o sayfalar oluyor sen ya. Mesela bir şey açtık mesela. Eğitim amaçlı olarak sosyal medyada. Var eğitim amaçlı takip ettiğim siteler de var. Tonguç Akademi falan var. Onları takip ediyorum. İşte öyle. Peki çağrın var mı? Konuyla ilgili. Yetkililere, devlet büyüklerimize sosyal medyada yanlış paylaşımlar oluyor. Bazı vatandaşlarımız bilgisizce bu unsurları paylaştıklarında hiç bilgisi olmayan diğer vatandaşlarımız da model edinebiliyor. Evet. Aslında denetlenmeli böyle sayfalar. Sürekli kontrol edilmeli. Rütük falan var ama Rütük sadece televizyonlara bakıyor. Geçen bir haber duydum mesela doğru mu yalan bilmiyorum onu da söyleyeyim. Rütük YouTube'a işte ne bileyim Instagram'a falan işte onları da denetleyecekmiş. Pornografi içerikleri kaldıracakmış. İşte öyle şeyler duydum. Doğru mu yanlış mı onu da bilmiyorum şu an. Mutlaka tabii ki onlara insanlarımız dikkat etmelidir. Kimse kimseyi rahatsız etmeyecek şekilde. Sosyal medyada herkes kafasına göre bir şey yazıyorsa doğrudur diyorsansa bu yanlıştır. Yanlış şeylere sebep veririz. Dostlarımızı kırarız. Bizim hepimiz bir aileyiz. Yani bu ülkenin vatandaşının hepsi bir ailedir. Herkes birbirine dost gözüyle bakmalı, kardeş gözüyle bakmalı. Vatanımız için her şeyimizi feda ederiz. Çünkü vatanı olmayan insanların ne onuru olar, ne gururu olar, ne namusu olar, ne dini olar bana göre. Namus vatan haricindeki ufak tefek şeylerde insanlar birbirlerine hoşgörülü olmalıdır, birbirlerine hoşgörülü. Diğer şeylerde mesela eğer ben bir vatandaş olarak suç işlemişimse bu devletin savcıları var. Onlar gerekeni de yapacaklar. Ama benim tavsiyem odur, herkes sosyal medyaya bakarak insanları yargılarsa yanlış yargılar, yanlış olar. Bunlar da insanları doğru yerlere götürmez. Tavsiyem odur, doğru şeylere bakıp doğru
şeylerle ilgilenmek daha güzeldir. Peki siz sosyal medya kullanıyor musunuz? Çok kullanmıyorum. Yani yaş itibarıyla bizi artık sosyal medya biraz aşmış. Biz eskilerdeniz. Onun için pek de çok kullanmıyorum. Tabii ki gazete okurum. Gazeteleri takip ederim. Yani her tür gazeteyi okurum. Onların bilgilerini tartarım aklımda. Doğrulara doğru derim. Yanlışlara da yanlış derim. Sosyal medya toplum içinde kutuplaşmalara sizce neden oluyor mu? Tabii ki onlara inanan, sosyal medyanın yanlış şeylerine inananlardan kaynaklanan sorunlardan sorun yaşanır. Bunun içinde huzursuzluklara yer yer sebep olabilir. Tabii olabilir. Çağrınız ne peki? Yetkilileri olsun, sosyal medya çağrınız kullanıcılarına, mesela, vatandaşlarımıza. Hükümetimiz bundan dolayı mesela yanlış şeyleri silme imkanı herhalde var. Tam bilmiyorum. Onları o sitelerde barındırmaması lazım. İnsanlara doğru bilgi aktarılması lazım. İnsanlar doğru şeylere inanması lazım. Çok teşekkürler abiciğim. Eyvallah. Medyada vatandaşlarımız bazen yanlış bilgilerle bilgilendiriliyor. Neler söylersin bu konuyla alakalı? Hangi konuda? Spor, magazin, siyaset fark etmiyor. Yani sosyal medyada bilgi eksikliği olan birisi bir bilgi paylaştı. Hemen toplumumuza geniş yankı bulabiliyor ve vatandaşlarımız bazen yanlış yönlendirilebiliyor. Tabii bu kirli, bilgi kirliliği her zaman var. Özellikle iletişimin çok hızlı döndüğü çağımızda bilgi kirliliği mükemmel bir derecede işliyor. Bunu kasıtlı da yapanlar var. Sistematik yapanlar da var. Tek yönlü beslenmemek lazım. Yani bunu teyit etmek lazım. Özellikle toplumda bilgiye yönelik ulaşma noktasında çabuk özellikle Google efendi dediğimiz başvuruya gidiyoruz ama Google amca bile Google amcada da bilgi maalesef her zaman iyi olmuyor, doğru olmuyor. Bunu birkaç kaynaktan teyit etmek lazım, okumak lazım daha doğrusu. Eğer Google amcaya güvenirsek birçok bilgiyi yanlış amel etmiş oluruz. Peki bu tarzda yaşananlar toplumumuzda kutuplaşmaya sizce sebep oluyor mu? Tabii ki. Zaten özellikle kutuplaşmaya sebebiyet vermek için yapılıyor bu. Genelde manipüle haberler. Manipüle haberler. Bunu kasıtlı yapıyorlar. Özellikle siyasetin çok ısındığı bu dönemde bundan sonraki süreçte de rastlamamız mümkün olacaktır. İnşallah toplumumuz feraset sahibi bunu ayırt edecek durumdadır. Umut ediyorum öyle olacak önümüzdeki dönemde. Çok teşekkürler abicim. Çok sağ ol. Evet, vatandaşlarımızın görüşleri bu şekildeydi. Vatandaşlarımız sosyal medyadaki bilgi kirliliğinin zaman zaman değil her zaman çok tehlikeli olduğunu savunuyor. Ve bu cevaplarla da programımızı noktalıyoruz. Şimdilik hoşçakalın.